Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sophos Firewall'la firmware upgrade nasıl yapılır bunu anlatacağım. Öncelikle Sophos'un web arayüzünü açtığınız zaman size firmware upgrade varsa, yani güncel bir firmware varsa şöyle bir ekran karşılar. Diyor ki new firmware var diyor. Bunu güncellemek ister misin diye sana soruyor. Buradan yok daha sonra güncelleyebileceğim diyebilirsiniz veya şimdi güncelle diyebilirsiniz. Dediğim gibi firmware upgrade'in uyarısı bu şekilde gelir. Yeni bir güncelleme var diyor ve bakın şurada demiş ki şiddetle güncellemenizi tavsiye ederiz demiş. Sağ tıklayıp Türkçe çevir diyelim. Burada daha rahat okumanın adına çevirdim ben bunu. Gelen güncellemeleri burada görebiliyorsunuz. Nelere güncelleme geldi. Hangi sorunların çözüldüğünden bahsedilmiş burada. Çözülen sorunlar. Ve bunun dışında haberler ve sürüm. Hemen yükselte tıklayabilirsiniz veya henüz yükseltmeyi yapmaya diyebilirsiniz. Biz hemen yükseltmeye tıklayalım. Yani upgrade now diye. Bizi böyle bir ekrana attı. Yani o ekranı kaçırmış olabilirsiniz veya daha sonra güncelleme demiş olabilirsiniz. Yine oraya ulaşmak için backup and firmware sekmesine gidiyorsunuz şurada. Alsa buraya tıkladıktan sonra bir backup almanızı öneririm. Ben bir backup alacağım şimdi. İndireceğim backup'ı. Dolant deyip. 7'yi şifre olarak indir diyorum. Backup'ım indi. Bir de mail attırayım kendime. Buraya mail adresinizi yazıp backup now diyorsunuz. Size mailini gönderiyor. Backup aldıktan sonra firmware tabına gidip firmware update'imi yapacağım. Firmware tabına geldik. Burada check new firmware diyebilirsiniz eğer şu görünmüyorsa. Biz hatta check new firmware diyelim bakalım. Yine getirecek mi? Evet geldi. 18.5.mr3'müş. Installlıyoruz. Yükleyelim backup'ımızı. Evet firmware'imiz indi. Şu an yükleniyor. Eski firmware'e dönebiliyorsunuz. Mesela MR2'ye. MR1 varmış daha önce mesela. Bu MR1 yerine MR2 gelecek. Bu MR2 yerine de MR3 mevcut. Aktif olanda zaten sarı işaret var. Sophos'ta firmware upgrade işlemi çok basit. Sophos'u açtıktan sonra zaten direkt karşılıyor size yeni upgrade varsa. Karşılamazsa backup and firmware sekmesine geliyorsunuz. Daha sonra şuradaki firmware tabına geldikten sonra buradan yükle diyorsunuz. Yükleniyor. Aktif firmware hangisi ise yanında da bir sarı işaret oluyor. Zaten her Sophos'u açışınızda sizi yeni bir firmware varsa firmware'iniz eskiyse sizi uyarır. Güvenlik duvarını güncel tutmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi güncellenmesi. Bu arada sürekli ping atarak komut cmd'den ping firewall'un IP adresi tret diyerek de firewall'unuzun açık duruma gelmesini takip edebilirsiniz. Çünkü kendini kapatıp açıyor firewall. Evet güvenlik duvarımız güncellendi ve açıldı. Şimdi kullanıcı adı ve şifremizi girip güvenlik duvarımıza giriş yapacağız. Evet güvenlik duvarımız güncellendi ve yeni firmware'imizi açtık. Şöyle de göstereyim. Şurada da firmware versiyonu yazıyor. Sophos 18.5.3 MR3 Bullet 408 yazıyor. Bu güncel versiyon. Firewall'umuz yeni açıldığı için CPU kullanımı biraz yüksek çıkmış. Buradan session sayısını, RAM kullanımını vesaire bilgileri görebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Mutlaka firewall'umuzu güncelleyin. Çünkü Sophos'ta yakın zamanda bir güvenlik açığı vardı ve şu MR3 versiyonunu güncellemenizi öneriyorlardı. Her zaman güncel tutun. Bir güvenlik açığından dolayı zaten Sophos bildirimde bulunmuştu. Mutlaka firewall'ınızı güncel tutmanız konusunda. Olabiliyor yazılımda bazı açıklar. Daha sonra bu açıkları kapatıyorlar. Bu güvenlik açının hangi versiyonları etkilediğini ve güvenlik açının ne olduğu ile ilgili yorum kısmında bilgilendirme açıklama ve videonun açıklama ve yorum kısmında bilgilendirme yapıyorum. Ekstradan benim unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa bunları da bahsedebilirsiniz yorum kısmında. Bilgi paylaştıkça şey olur. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım faydalı olmuştur.